Merhaba sevgili gençler. Yeni ve farklı bir ayet deneme serisiyle beraberiz. Bildiğiniz üzere Milliyetin Bakanlığı 9, 10, 11 ve 12 sınıflara gençler e, kitapçı halinde tekrar testleri dağıttı. Kitapçı incelediğimizde çok güzel sorular olduğunu da görüyoruz. O yüzden de ben her öğrencinin mutlaka bu soruları birer kere çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli gördüğüm sorulardan oluşturduğum ayette denemesi formatında 13 soru bir deneme şeklinde e, çözebileceğimiz kadar deneme çözeceğiz gençler. Böylece size değer katacağını düşündüğüm sorularla ve Milliyetin Bakanlığı sorularıyla bir araya gelmiş olacaksınız hemen birinci denememize başlayalım. Sorulara başlamadan önce şunu da söyleyeyim gençler. Soruların genelde uzun olduğunu fark edeceksiniz. Özellikle tekrar testlerini izlediğinizde birçok sorunun yarım sayfa ve daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Buradan da yeni tarz sorulara alışkın olmanız gerektiği ortaya çıkıyor. Mesela bu soruda onlara bir örnektir. Baktığımızda belki sorun cevabı kolay bulunacak ama bir hikaye kısmı var. hemen sorumuza bu şekilde bakalım. Birçok soruda da bu tarz yaklaşımlar, bu tarz soru çeşitleri olduğunda söyleyelim. Kuantum sayılarıyla ilgili bir oyun tasarlanıyor ve oyun 4 adet kutu ve kutu içerisinde şekildeki renk toplardan oluşuyor diyor. Kutu numaraları baş kuantum sayısını, renkli toplar açısal momentum kuantum sayısını ve topun üzerinde yer alan sayı ise manyetik kuantum sayısını temsil ediyor diyor. Yani sorumuz aslında kuantum sayıları. Yani n ile ilgili, l ile ilgili ve m ile ilgili olduğunu anlıyoruz ki burada zaten baş kuantum sayısını, açısal kuantum sayısını ve manyetik kuantum sayısını temsil ettiğini söylüyor. Ve Burada tabii ki kutu numaraları baş kuantum sayısı dediğine göre birinci kutu yani n eşittir 1'i temsil ediyor. n eşittir 2'yi temsil ettiğini anlayabiliriz. Soruya göre n eşittir 3 ve n eşittir 4 diye söyleyebiliriz. Bir de renkli toplarda açısal kuantum sayısını o zaman hemen buradaki ne olmaz? Zaten birinci yörünge sadece s orbitali var. E demek ki burada l eşittir 0 diyebiliriz. Aynı şekilde ikinci yörünge de şöyle yapalım. bak Birinci yörünge de s var. 2'de s ve p var. Üçte SPD bildiğiniz şeyleri böyle benzetme yapmış. SPD F olduğunu biliyoruz. Yani 3. yörüngede üç çeşit orbitalimiz var. 4. yörüngede 4 çeşit orbitalimiz var. O zaman buradan sarının S olduğunu ve mavilerin P olduğunu anlıyoruz. P'ler üçlüydü biliyorsunuz. Burada yine aynı şekilde S, P ve kırmızıların D olduğunu anlıyoruz. Burada yine aynı şekilde S Yine aynı şekilde maviye P demiştik. Kırmızıya D demiştik. E, F'ler de 7 taneydi ki beyazlarda F'yi temsil ettiğini buradan çıkarıyoruz zaten. Şimdi devam ettiğimizde soruya diyor ki Oyun şu şekilde oynanıyor. Kutuların herhangi birinden bir top seçiyoruz ve seçilen topa göre kuantum sayıları söylenir diyor. Örnek de vermiş ve diyor ki 3. kutudan üzerinde eksi 1 yazan kırmızı top çekilirse baş kuantum sayısı 3'tür. Baş kuantum sayısı nasıl anlıyorduk gençler? Burada anlattığı kadarıyla burada kutu, kutunun sayısı, kutu numarası baş kuantum sayısını veriyordu. 3. kutudan dediği için zaten buradan baş kuantum sayısını anlıyoruz. Demek ki kutu numarası baş kuantum sayısı anlamına geliyor. Burada eksi 1 yazan kırmızı top diyor. Kırmızı topu da burada bulmuştuk. Kırmızı D orbitalini temsil ediyordu. Dolayısıyla o zaman burada biliyorsunuz S, P, D ve F yani L'lerin karşılığı olarak sayı olarak 0, 1, 2, 3 anlamına geliyordu. E burada kırmızı top... D'yi temsil ettiğine göre demek ki e, açısal momentum kuantum sayısı 2'dir. Yani burası doğrudur diye anlamamız gerekir. Bir de manyetik kuantum sayısı eksi 1 yazan da zaten e, burada anlattığı şekilde topun üzerinde yer alan sayı manyetik kuantum sayısını temsil ediyordu. Burada da manyetik kuantum sayısı eksi 1 olduğunu zaten ifade ediyor. Yani orbital türüne D olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu örnek üzerinden yola çıkarak bize diyor ki buna göre 4 numaralı kutudan üzerinde 2 yazan beyaz top çekilirse diyor. Hangileri söylenebilir? Bir kere 4 numaralı kutu demek en eşittir 4 demek. Çünkü burada ne diyordu? E, kutu numarası baş kuam sayısını verir. Dolayısıyla 4 numaralı kutu eşit, n eşittir 4 anlamına gelir. Bir de beyaz top çekmişiz. Beyaz top neydi gençler? Burada 4. kutuda var beyaz toplar. 7 tane. Dolayısıyla buradan da L'sinin yani F olduğunu, F orbitali olduğunu anlıyoruz. Şuradan F olduğunu anlıyoruz. Ki F eşittir 3 demek. L eşittir 3'e denk geliyordu biliyorsunuz. Aynı şekilde bir de kutu üzerine 2 yazıyormuş. Yani ise çünkü burada ne diyor? Topun üzerinde yer alan sayı manyetik kuantum sayısını ifade ediyor. Yani MN'si de nedir burada? 2'dir diye söylüyoruz. Buna göre soruya bakarsak baş kuantum sayısı 4'tür evet. Burada 4 numara kutu için doğru. Açısal momentum kuantum sayısı yani LS 2'dir diyor. L2 demek e, biliyorsunuz d orbitaline tekabül ediyor. O yüzden bu yanlış olmuş. Orbital türü f'dir diyor. Evet, orbital türü f'dir diye söyleyebiliriz. Yani burada cevabımız 1 ve 3. Soruyla ilgili yorum yapmak gerekirse gençler, soru kuantum sayılarını soruyor. E, dolayısıyla burada kitaplarda nice kuantum sayı soruları var ve kısa ve özdür belli bilgileri yoklar ama bu soru soru tarzı itibariyle biraz daha yeni nesildir. O yüzden de başta anlamlandırmak zor olabilir. O yüzden de bu tarz sorular çözdükçe karşımıza yeni bu tarz değişik sorular geldiğinde daha anlamlı hale gelecektir diye düşünüyorum. Milliyetin Bakanı'nın sorularını incelediğimiz zaman da tekrar testlerini bu tarz yeni nesil uzun soruların çok olduğunu görüyoruz. O yüzden de amacımız zaten sınava sizi hazırlamak. O yüzden de seçtiğim soruların size değer katacağını düşünüyorum ve Diğer sorumuza geçiyoruz. Şekildeki cam balonun musluğu kısa bir süre açılıp kapatıldıktan sonra cam balonda kalan gazların mol sayıları klor gazı büyüktür, oksijen gazı o da büyüktür, helyum gazı şeklinde sıralanıyor diyor. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hemen şekle baktığımızda kabın içerisinde oksijen gazı, klor gazı ve helyum gazının eşit miktarda olduğunu, birer mol olduğunu görüyoruz. Yani tane sayıları eşit. Ancak kısa bir süre açıp kapatırsak ne olacak gençler? Gazların dışarı çıkmasını izleyeceğiz kısa bir süre içerisinde. Tabii ki burada gazların hepsi eşit miktarda dışarıya çıkmayacak. Ki burada eşit molde olmasına rağmen musluğu açıp kapattıktan sonra molleri arasında şöyle bir ilişki var. Biz buradan şunu anlıyoruz. gazlar dışarı çıkarken klor gazının içeride daha fazla kaldığını, kalan gazların mol sayılarında klor gazının içeride çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun da nedeni nedir gençler? Biliyorsunuz ki gazların difüzyon hızı vardır. Yani yayılma hızı vardır ve e, mol kütlesine bağlıydı biliyorsunuz. E, mol büyük olan gazlar daha yavaş yayılırlar. E, dolayısıyla burada klor gazının mol büyük olmasından dolayı musluğu açıp kapattığımızda en küçük mol olan helyum gazı çok daha hızlı terk edecektir. Biliyorsunuz ki burada vermiş zaten helyumun mol 4, oksijen 32, klor gazı 35,5 x 2'den 71. Şimdi baktığımız zaman molkütesi büyük olan daha yavaş hareket ettiği için içeride klor gazı daha fazla kalacaktır diye yorumlamamız gerekir. Ve diyor ki buna göre ki artık yorumlayalım. Buna göre gazların yayılma hızlarıyla molküteri ters orantılıdır. Evet molkütesi küçük olan klor gazı burada daha yavaş hareket ettiği için dışarıya diğerlerine göre daha az çıkacaktır. O yüzden mol sayısı fazladır. Yani bununla açıklayabiliriz. İkinci öncüde diyor ki gaz tacindeki atom sayısının yayılma hızına etkisi yoktur. Ki baktığımız zaman burada molleri eşit ancak e, hızlarının eşit olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla atom sayısının yayılma hızına etkisi yoktur. Eğer atom sayısının yayılma hızına etkisi olsaydı hepsinde atom sayısı eşit olduğuna göre eşit miktarda yayılırlardı. Demek ki buna doğrudur diyeceğiz ki zaten biz e, gram difüzyon yasasından Vx bölü Vy şeklinde yani iki tane gazın e, hızların difüzyon hızlarını karşılaştırdığımızda karakük içerisinde ne diyorduk? MAY bölü MAX yani moleküllerin kare ters orantılıdır. Yine mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır diye bir formülümüz vardı. Burada zaten moleküllerin yani tanış sayısı eşit ama yayılma hızlarının eşit olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla demek ki bir etkisi yok. Gazların yayılma hızları arasında diyor. Helyum büyüktür O2'den O2 büyüktür klor gazından. Evet. Bu da doğrudur gençler. Sonuçta helyumun hızı büyük olduğu için içeride kalan helyum miktar daha azdır diye söyleyebiliriz. Yani bunu buradan çıkarabiliriz. Bu da doğru. Böylece cevabımız E şıkkıdır diyelim. Bir çözeltinin kaynama ve donmaya başladığı sıcaklık saf çözünün kaynama ve donma sıcaklığından farklıdır diye söylemiş. E, saf katı bir madde çözünürse kaynama sıcaklığı artar. Bu artı çözeltinin molalitesi çözünen madde iyonik ise diyor. Formündeki iyon sayısı ve çözünün kaynama noktası artı sabitiyle ile doğru orantılıdır diyor. Bir atemi dış basınçta su ile hazırlanan diyor 0.5 molal alüminyum klorür çözelsin kaynama başlama sıcaklığı 101,04 santigrat derecedir diye söylemiş. Buna göre diyor, bir ATM dış basınçta aşağıda verilen maddelerin suda çözünmesiyle ile hazırlanan çözeltilerden hangisinin kaynamaya başlama sıcaklığı yanlıştır diyor. Bu soruya da öncelik verme sebebimiz gençler. ÖSYM son yıllara baktığımızda koligatif özellikle kaynama noktası ve donma noktası hesaplamadan çok fazla soruyor. Özellikle ona dikkat etmek için seçtik. Burada biliyorsunuz delta t formülümüz var. Delta t eşittir. Kim formülümüz vardı. Buradaki artan sıcaklık K kriyoskopi ya da ebrioskopi sabitimizdi. Soruda bize hazır veriyordu. I burada tabii ki biliyorsunuz ki e, iyonik bağlı bir bileşikse iyon sayısı molekülerse 1 alıyorduk. E, burada da molaliteyi bilmek lazım ki molalitede neydi gençler? N bölü kilogram çözünü kilogramı idi. E, bu formülleri kullanıp bunlarla ilgili sorular çözüyorduk ki burada bir e, açıklama yapmış zaten ve diyor ki 0,5 molal alüminyum klorür. Alüminyum klorür iyonik bağlı bir bileşik olduğuna göre tanecik sayısı 4'tür. 4 çarpı 05'ten buradan çarptığımızda gençler 4 çarpı 05'ten 2 molal. Yani bize verilen örnekte 2 molal tanecik olduğunu görüyoruz. Ve 2 molal taneciğin de 101,04 diyor. Yani 1,04'lük bir artışa sebep olduğunu bu bilgiden anlıyoruz. Dolayısıyla bu bizim için bir referans. Bütün örnekleri buna benzeteceğiz. Baktığımızda sodyum klor 1 molal diyor. Tanecik sayısı 2. 2 çarpı 1'den. 2 molal taneciğimiz var. E, 2 molal tanecik 1,04 arttırır. Yani bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. E, burada tanecik sayısı magnezyum 1, florik 2 yani 3 ile çarpacağız. 3 çarpı şöyle 3 çarpı 1 1.5 molal tanecik oluyor. E, hepsini tek tek bulalım. E, burada kök var. Kökün dışında 3 olduğu için 3 buradan 2 de buradan 5. 5 çarpı 2'den buradan 10 molal olduğunu anlıyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 2 çarpı 0,5'ten 1 molal olduğunu anlıyoruz. Buradan da 3, 1 daha 4. 4 çarpı 1'den 4 molal olduğunu anlıyoruz. Yukarıdakinde zaten 2 çarpı 1'den 2 molal olarak bulmuştuk. Buna göre oranladığımızı hemen bulmaya çalışalım gençler. Mesela 2 molalı zaten bulmuştuk. 4 molal bunun 2 katıdır. Yani 1,04'ün ilk katı 2,08. Yine 2'nin 5 katı 10 molaldır. Baktığınızda 1,04'ün 5 katı 5 nokta 2'dir. Yani doğrudur. E burada baktığımız zaman yine 1 molal 2 molalın yarısıdır. Buna göre de hesapladığımızda 1,04'ün yarısını alacağız. E burada 1,04'ün yarısı 0,52'dir. 0,52 ile çarptığında 1,04 yapar. Yani bu da doğrudur. Burada cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 1,5 molal diyor. 2 molalda 1,04 ise 1,5 molalda ne kadardır dediğimiz zaman buradan 1,56 çıkmaz. Bir kere bu bundan küçük. Dolayısıyla kaynama noktasının büyük çıkma olasılığı zaten yok. Yani cevabımız B şıkkıdır diyelim. Dediğimiz gibi ÖSYM bunlar çok sormaya başladı. Bunları bilmemiz şart. NO2 ve N2O bileşiklerinin standart oluşum entalpileri sırasıyla 33 kJ bölü mol, 81 kJ bölü moldür diyor. Buna göre verilen tepkime için aşağıdaki potansiyel enerji tepkime koordinat grafiklerinin hangisi doğrudur diye soruyor. Enerji konusuyla ile ilgili bir sorumuz ki standart oluşum entalpileri verildiğine göre bu tepkime ne yapabiliriz gençler? delta hesaplayabiliriz ki NO2 sırasıyla verilmiş. dolayısıyla 33 olduğunu anlıyoruz. Yani şu 33 yine aynı şekilde bu da 81. Hemen yeni yazarsak NO2 gördüğümüz yere 33 yazıyoruz. N2O gördüğümüz yere diazot monoks gördüğümüz yere de 81 yazdık. Biliyorsunuz ki Elementlerin oluşum entalpileri sıfırdır. O 2'ye sıfır alacağız. Ve buradan delta h'ı hesaplarsak ki delta nasıl hesaplıyorduk? Ürünlerin entalpileri toplamı eksi girenler yapıyorduk. Buradan 2 çarpı 81'den 162 eksi girenlerimiz 4 mol var. Bir tanesi 33 olduğuna göre yani molü 1 molü 33 olduğuna göre 4 molü 120-132'dir. Buradan da 132 diye yazdık. E buradan gelen cevap 30'dur gençler. Yani bu tepkimenin bize verilen tepkimenin delta H tepki 30 kJ bölü moldur diye söyleyebiliriz. E şimdi buna göre grafiğe baktığımızda demek ki tepkimemiz 30 kJ olacak ve pozitif yani artı çıktı. Endotermik bir grafik olacak. Yani bakın yukarı doğru bu endotermik direkt bunu eliyoruz bir kere. Egzo. Başlangıç ve bitişe baktığımız zaman egzotermik grafikler. Şu üçten zaten exotherm. Şu ikisi yani ya A ya E üzerine odaklanacağız. Aradaki farka bakacağız. Şurası 30 olur. E buraya baktığımızda yine 33 ile 81 arasında 30 fark yok. Yani buradan cevabın aşık e, A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A şıkkı. Hızla ilgili sorumuzda 2A artı B artı C D ve E maddelerine dönüşmüş. Bununla ilgili deney verileri tabloda göstermiştir diyor. E k'nın birimi 1 bölü litre kare çarpı saniye olduğuna göre de 3. derecedeki D'nin oluşum hızı eee mol saniye cinsinden bulun. Yani şurayı soruyor. Biliyorsunuz deney sonuçlarına göre hız denklemi bulma ki genelde böyle bulma çözer gibi bulabiliyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Bilinenden faydalanıp bilinmeyeni bulabiliyoruz. Burada tabii ki k'nın birimi aslında bize bir tepkime hızı ile ilgili bir bilgi veriyor. Şimdi biz hız denklemini bulacağız. Yani r eşittir diyeceğiz. k çarpı A maddesi B maddesi ve C maddesi. Bunların olup olmadığını bilmiyoruz. A, B, C diyelim. Hepsi olabilir, olmayabilir. E burada tabii ki olup olmadığını tablodan anlayacağız. Burada bir ipucumuz var. K'nın birimini vermiş. K sabitinin birimi nasıl buluyorduk gençler? Şöyle bir kısa formülümüz vardı hatırlayın. Litre bölü mol. Böyle bir şurada tepkime derecesi eksi 1 diyorduk. Çarpı 1 bölü saniye şeklinde. Hemen bunu buraya biraz açarsak daha kolay görmek için 1 bölü molaritenin karesi biliyorsun molarite mol bölü litredir. Mol bölü litre diye yazdık. Bunun karesini alacağız. Çünkü molaritenin karesi diyor. Do çarpı 1 bölü saniye şeklinde yazabiliriz. E buradan baktığımız zaman bu kareden şunu anlıyoruz. Ters çevirirsek litre kare mol kare çarpı 1 bölü saniye olduğunu anlıyoruz. Yani buradan tepkime derecesinin 3 olduğunu anlıyoruz. Çünkü litre kare mol kare dediğine göre buraya 3 yazarsam 3 eksi 1'den 2 olur. Litre kare mol kare 1 bölü saniye. Yani buradan sizin tepkime derecesinin 3 olduğunu anlamamız gerekir. O zaman gelirsek demek ki burada tepkime derecesi yani A artı B artı C toplamı 3 olmalı. Hemen şimdi tabloya da gelirsek tabloda hemen deney sonuçlarını irdeleyeceğiz. Deney sonuçlarını alıp buradan e, burayı bulmaya çalışacağız. Deney 1 2 alırsak bakın A maddesi sabit, C maddesi sabitken B'yi 2 katına çıkarmışız. B'yi 2 katına çıkardığımızda D'nin oluşum hızı da kaç katına çıkmış? Hemen bakın bunların üstleri aynı olması için şöyle yapalım bu sayıyı. Büyütelim. 2 çarpı 10 üzeri -4'e dönüştürelim. Daha kolay görürsünüz. Bakın tam 2 katı. Yani B'nin ilk katına çıkması hızın da ilk katına çıkmasını sağlamış 2. E, dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Demek ki hız denkleminde B maddesi kesinlikle var ve birinci dereceden olduğunu anlıyoruz. Birinci dereceden. E, toplamları 3 olacaktı. A ile C'ye bakacağız şimdi. Şimdi aynı şekilde başka bir deney alalım. Hangi deneyleri alalım? Burada mesela 1-4'ü alalım şimdi de. Deney 1-4'te de A maddesi sabit. Yine aynı şekilde... B maddesi sabit. C'yi 2 katına çıkarıyoruz. 1 4'te 2 katına çıkarıyoruz. Hızda ise 1 iken yine 1. Yani 1 çarpı 10 4 yine 1 çarpı 10 Buradan şu yorum yapıyoruz gençler. Demek ki C'nin derişimin artması hıza etki etmiyor. O zaman diyoruz demek ki hız denkleminde C maddesi yokmuş. O yüzden burayı ne yapıyoruz? Karalıyoruz. Böylece şunu da bulmuş olduk gençler. C olmadığına göre e, tepkime derecesinde biz buradan 3 olduğunu anlamıştık. Tepkime derecesi 3 olmak zorunda. O zaman diyoruz A maddesi kesin var ve buradan B'yi 1 bulduğumuza göre A da nedir gençler? Karesi olmak zorunda. Çünkü tepkime 3 çıkmazsa e, bu k'nın birimi bu şekilde gelmez. Hız denklemini bulduğumuza göre ne yapıyoruz? Hız denklemini bulduğumuza göre artık gelip burada buradaki boşluğu doldurabiliriz gençler. Çünkü A ile B'nin nasıl etkilediğini biliyoruz. Hemen şurayı temizleyelim gençler. Bakın şurayı temizledik. Artık bunlarla işimiz yok. Hız denklemini ulaştık. Hemen şöyle yapalım. Ve C'yi de tekrar karalayalım. Kafamızı karıştırmasın diye. Şimdi ne yapıyoruz? Şu iki deneyi kullanabiliriz mesela. Biz bunların etkilerini biliyoruz. A 2 katına çıktığında gençler hız kaç katına çıkmalı? Burada karesi etkiliyordu. Dolayısıyla A'yı 2 katına çıkardığımızda burada D'nin 4 e, katına çıkması gerekir. Yani burada hızın 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olması gerekir. Şimdi aynı şekilde B'nin de birinde etki etkilediğini biliyoruz. E burada bakıyorum B de yarıya düşmüş. O zaman burada B'yi yarıya düşürdüğümüzde hız da yarıya düşmeli. Yani buradan burada 4 yerine ne olmalı? 2 çarpı 10 üzeri -4 olması gerekir. Sırf B'yi yarıya düşürdüğümüz için hız da yarıya düşecek. Bakın hızı yarıya düşürdük. Yani buradan bu şekilde bulabiliriz. Bunun Bunu nasıl yapabilirdik? R işte denklemde deney sonuçlarından birini yazıp K'yı bulabiliriz. Sonra deney 3'teki K bulduğumuz K'yı kullanıp A ve B değerlerini yazıp e, hız denkleminden R'yi yine bulabiliriz. Yani daha uzun bir yolla da denklem üzerinden de bunu çözebilirdiniz. Yani cevabımız C şıkkı olması gerekir. 24,6 litrelik sabit hacimli kapalı bir kapta 0,2 mol N2 ve 0,9 mol h gazları diyor. 27 santigrat sıcaklıkta N2 H2 ve 2 N3 denklemine göre dengeye ulaştığında diyor. Kaba yapılan toplam basınç başlangıçtakine göre 0,2 ATM daha az oluyor. Buna göre kısmi basınçlar türünden denge saatin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani burada bize gençler Kp'yi soruyor. E biliyorsunuz ki Kp-Kc ilişkisi vardı. Kp eşittir. Kc Rt üzeri delta n. Kp hesaplarken ya bu formülü kullanıyorduk. Kc eğer bize vermişse ya da bulabiliyorsak. Kc'yi bulup buradan buraya geçiş yapabiliyorduk. Ya da normal bir denge sorusu gibi Kp hesaplayabiliyorduk ki burada molleri verdiğine göre, e, miktarları verdiğine göre e, denklem üzerinden çözmemiz gerekecek. N2 artı 3H2 denge sorusu, denge ile ilgili hesaplama sorusu var. Denklemi buraya yazalım gençler. 2 tane 2 e, mol amonyak. Hemen soruda verilenleri de başlangıç diyerek buraya yazalım. Bakın burada 0.2 mol N2'miz var. Burada 0.9 mol var ve bundan yok ve tabii ki bir değişim olacak ve diyor ki dengeye ulaştığında toplam basınç 0.2 atm. Şimdi soru kısmi basınç sorusu olduğu için bu molleri atm'ye dönüştürmemiz gerekir ki direkt cevabı ulaşalım. Tabii ki mol üzerinden gidemeyeceğiz kc hesaplamadığımız için. Burada bize hacmini ve sıcaklığını vermiş. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz gençler? PVNRT'den toplam basıncı bulabiliriz. Biliyorsunuz 4 teşkiyenin 3'ü verilmiş mol sayısını da biliyoruz. Buradan hemen basıncı bulalım bakın. P'yi bulalım. Hacim 24,6 Mol sayısı 0.2N2 0.9'da H2 olduğuna göre 1.1 mol'dür. Right sabitine sabitini 273 de alabiliyorduk. 0.082 almamız gerektiğini nereden anlıyoruz? E sıcaklık 27 verilmiş yani 300 kelvin verilmiş. Dolayısıyla buradan işlem yaptığımızda 2.0 ile burayı ne yaparız gençler? 8.2 yaparız. E 8.2 ile 24.6 birbirinin katıdır. 8.2'yi 3 ile çarparsak. 8 kere 3 24,6 yapar. Yani şununla da şu 3 kat var. E buradaki 3 ile de bu 3 gider ve buradan P işlem yaptığınızda gençler 1,1 ATM olarak bulmuş olursunuz. Yani sizin e buradaki N2 ve H2 ne yapıyor? Yani buradan ne anlıyoruz? kabın içerisindeki N2 ve H2 gazlarının 1,1 ATM olduğunu anlıyoruz. O zaman burası aslında nedir? E, mollere göre oranladığımızda 0,2 ATM N2 yapar. 0,9 ATM'de h gazı yapar. Şimdi artık bunları ATM dizisine hesaplayabiliriz. Soruda e, dikkat ederseniz başlangıca göre denge ölçüsü 0.2 ATM daha az oluyor diyordu. Burada şimdi eksi x eksi 3x olacak. Sonuçta bu maddeler dengeye ulaşmak için burası başlangıç. Bir değişim olacak ve sonrasında ne oluyordu gençler? Değişim ve dengeyi kuruyorduk burada. Denge hemen e, burada da e, kat göre 2x NH3 oluşacak. E, topladığımızda 0.2 eksi x. 0.9 vardı 3x 0.9 eksi 3x burası da 2x ve buradaki son durumdaki toplam basınç başlangıçta güne göre 0.2 daha azmış yani başlangıçta 1.1 olduğuna göre son durumda bu üçünün toplamı ne olmalı 0.2 düşürürsek 0.9 eşit olmalı hemen toplarsak 0.9 1.1 eksi 4x artı 2 xten eksi 2x 0.9'a eşit dediğimizde gençler buradan 2x'i diğer tarafa atarsak buradan 0.2 x'i 0.1 olarak bulmuş oluruz. Yani x'i alıp buradan buradaki yerine yazarsak böylece denge anındaki maddelerin e, atm cinsinden e, kısmi basınçları bulmuş oluruz ve kp eşittir. Aynen kc hesaplar gibi ne yapabiliriz? Yerine yazabiliriz. x gördüğümüz yere 0.1 yazarsak şurası 0.2 olur. E, 0.2'nin karesi olacak. 0.2 çarpı 0.2 Yine buraya 01 yazarsam 03 olur. 09 eksi 03'ten 06 olur. 06'nın karesi. Ben böyle ayrı ayrı yazıyorum. Küp, e, küpü şuradaki 3'ten dolayı. Yine buraya 01 yazarsak burası 01 kalır. Yani şurası da 01. Yani göremeyenler için şöyle diyelim. KP aynen ürün, e, ürün bölü giren olduğu için NH3'ün PNH3'ün karesi bölü PN2 ve PH2'nin karesi küpü şeklinde yazılıyordu biliyorsunuz. Bunları da buradan alıp yerine yazdık. İşlem yaptığımızda şurası 3'tür. Şuna şu sadeleşir 3'tür. E kalan sayılara baktığımızda gençler yukarıda bir şey kalmadı. 1 bölü 3 çarpı 3 9. E 9 çarpı 6 olsa 54 olur. 54 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye böyle 0 1, 0 1 10 üzeri eksi 2 diye yazabiliriz. Buradan da ne yapabiliriz? o e 54 çarpı 10 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 54. Mü? Bundan sonrası matematik artık siz yapacaksınız. Ters çevirdik. 100 bölü 54 olur. Buradan da e, sadeleştirirsek 50 bölü 27 olarak bulmuş oluruz. Yani cevabımız D şıkkıdır diyelim. E, ÖSYM e çok fazla bu kadar dengede özellikle sayısalda işlem sormuyor ama e, soracağı tutar. O zaman da e, çözmemiz gerekir diye söyleyelim ve bunda geçelim. Oda koşullarında bulunan 50 milim kod çözeltisinin 0.25 mol HCl çözeltisi titrasyonu ait pH değişim grafiği şekildeki gibidir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Grafiği incelediğimizde şunu görüyoruz. Zamanla pH'in azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla ne ekliyoruz gençler o zaman? Asit ekliyoruz. Biliyorsunuz bir büretin içerisinde madde var. Musluklu şöyle bürettir biliyorsunuz titrasyon olayında. Burada bir erlenme yerimiz var. Burada büretteki maddeyi damlatıyoruz. Renk değiştiğinde kapatıyoruz. E şimdi burada pH'in azalması demek bizim buradan demek ki bunun asit olduğunu anlıyoruz. Burada da demek ki baz varmış. Zamanla buradaki bazın pH'i eklenen maddeden dolayı azalmış diye söyleyebiliriz. Tam o zaman tam eşdeğerlik noktasında da eklenen madde demek ki nedir gençler? burada asit olduğunu anlıyor. Demek ki burası asittir ve 100 milim eklediğimizde nötrleşiyormuş. Tam nötrleşiyor. Hemen o zaman tam nötrleşme formülü kullanırsak ta ve T baz V baz ve e, M baz şeklinde değerlendirirsek asitin molaritesi hacmi tesi değerli bazın hacmi molaritesi tesi değerli zaten tesi o OH ve H sayısı birer olduğu için 1-1 şunları hemen 1-1 yazdık ve asidin 0,5 molar olduğunu biliyoruz. Hemen şuraya 0,5 molar yazdık. E, eklenen de 100 milimmiş. O zaman şurası 100 milimdir diye yazalım. Eşittir. Neleri biliyoruz? Bazın 50 milim kullandığımızı biliyoruz. O zaman burası da baz. Buradan da ne anlıyoruz gençler? Şu t'si değerli bir şurası olacak. Buraya x diyeceğiz. O zaman bazın molaritesi nedir? Buradan bulmuş oluruz. İşlem yaptığımızda buradan zaten burada 2 sıfıra çarparsanız gençler burası 5 olur. 5 eşittir 1 çarpı 50 x eşittir 0,1 çıkar. Yani bazımızın molaritesi 0,1 molermiş. Şimdi soruya gelirsek artık bulmamız gereken e, kısım buydu. Genelde titrasyon sorularında burası mutlaka çözülür. Tam nötrleşme formülü. Erlenme yerdeki çözeltinin başlangıç değerisi 0,1 molardır diyor. Erlem yerde bazı vardı ve bazı da 0,1 molar olarak bulduk yani doğrudur. eşterlik noktası çözeltinin toplam hacmi 100 milimdir diyor. 100 milim olamaz çünkü biz eşdeğerlik nokta sadece 100 milim asit ekledik. E baz da vardı 50 milim. Dolayısıyla 100 milim değil 150 milim olması gerekirdi. Dolayısıyla B şıkkı yanlıştır. A değeri 13'tür diyor. E burayı baz olarak zaten teyit etmiştik. 0.1 molar e bazımız nedir? 10 üzeri eksi -1'e tekabül eder. O da pOH'ın 1 olduğunu, pH'ın da 13 olduğunu ifade eder. Yani A değeri 13'tür. Doğrudur. Çözeltilik K sayısı zamanla değişmez diyor. Burada e, derişim demiyor. Derişim zamanla azalır ama burada iyon sayısı değişmeyecektir. Yani burada e, kabın içerisinde K artı iyonu var ve üzerine e, asit ekliyorsunuz. Sonuç olarak e, sayı olarak burada kalacaktır diye söyleyeyim. Zamanla değişmez ama e, derişim olarak deseydi zamanla azalır diyecektik. Erlenme Mayer'deki çözeltinin zamanla pH'leri artar diyor. E, burada baktığımız zaman üzerine asit ekliyoruz asit eklediğimizde pH azaldığına göre pH değeri de artar. pH artı pH toplamı sabit olduğuna göre pH azaldığına göre pH artar diye yorumlayabiliriz. Şekildeki doygun kalsiyum flor çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar kalsiyum karbonat katısı ekleniyor diyor. Buna göre son durumda çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? hemen şekle baktığımızda kalsiyum florür katısının doygun çözeltisini görürüz. Denklem olarak yazarsak ki KÇÇ sorusu biliyorsunuz. Kalsiyum florür katısının suda çözdüğümüzde suda az çözünen bir madde. Kalsiyum artı 2 ve 2 tane flor eksi iyonları bu şekilde suda suda diye yazıyorduk. Ve denge sorusu olduğu için yorumlayacaktık. Burada bakın ne var soruda? Bir çözelti üzerine diyor. Doygun çözelti üzerine kalsiyum karbonat ekliyoruz. Ki bu eklediğimiz madde nedir? Ortak yön içeriyor. Kalsiyum ortak ki ortak iyon eklemek demek çözünün azalması anlamına geliyordu. Hemen bakın şöyle yorumlayalım. Eklediğimiz kalsiyum karbonattaki kalsiyum iyonlarından dolayı kalsiyum +2 eklemiş gibi düşüneceğiz ve bu da dengeyi bozacak. Eklenen kalsiyumun azalması için denge sola kayacak. Ve buna göre yorum yaparsak çözeltide kalsiyum +2 iyonları derişimi artar diyor. E şimdi normalde dengedeyken şöyle grafik üzerine düşünün. Kalsiyum +2 derişimi dengedeyken sabitken eklediğiniz ortak iyonundan dolayı kalsiyum iyonunun derişimi bir anda artar. Sonra denge sola kaydığı için azalır. Ama ilk duruma göre artmış olur. Ne diyorduk denge sorularında? Yapılan etki yok edemiyorsunuz. Dolayısıyla buna doğrudur diyeceğiz gençler. Çözelteki F iyonları derişimi azalır diyor. Ortamda F eksi iyonları vardı. Sizin eklediğiniz kalsiyum karbonat katısından dolayı denge sola kaydığı için C artı 2'den dolayı. F eklemediniz ama denge sola kaydı. F de şu olsun. Dolayısıyla o direkt azalmaya başladı. Dengenin sola kaymasından dolayı. Yani derişim azalır. Doğru. E, çarpımı azalır diyor. Yani KÇÇ'den bahsediyor. KÇÇ gibi KC, e, KA, KBAZ gibi sabitlerimiz neyle değişiyordu gençler? E, sıcaklıkla değişiyordu. Burada çözün çarpımı değişmez diye söylememiz gerekir. Yani C şıkkı yanlış olmuş. Burada dipteki kalsiyum florü katı miktar artar. Evet denge sola kaydıkça daha çok katı oluşacak. Katı miktar artar. E, kalsiyum florobilesinin çözünürlüğü azalır diyor. Evet çözünürlük azalır. Denge sola kayıyorsa azalır. Sağa kayıyorsa artar dememiz gerekir. Yani bu da doğrudur. Şekilde bir elektrokimyasal pil üzerine gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? E, burada ner sabitini de vermiş ve gençler hemen ne yapıyorsunuz? Bir pil sorusu şekli irdeliyoruz ki şekle baktığımızda standart bir pil değil. E, elektrotların ikisi de bakır yani bu bir derişim pilidir derişim pilinde aklımıza ne geliyordu? Derişimin az olduğu yer anot, derişimin çok olduğu yer katottu. 0.1 molar. Yani burası anot'tu gençler. Burası da katottu. Burada bilmemiz gereken tek şey derişim pilinde derişimin az olduğu yere anot diyorduk. Bunu hatırlarsak gerisi kolay oluyor. biliyorsunuz anot'ta her zaman aşınma oluyordu. Yani bu tarafa doğru bir ok çizeceğiz. Katotta Madde birikiyordu yani yön olarak böyle bakmamız gerekiyordu. Elektronlar her zaman anottan katoda gidiyordu. Bu tarafa doğru elektronları yolladık. E sorumuza geldiğimiz zaman ikinci kaba diyor saf su eklenirse diyor pil potansiyeli artar diyor. E biz ne diyoruz her zaman e, derişimler iki tarafta eşlenene kadar pil çalışır. E, burası 0-1 burası 1 Şimdi ben bu kaba su eklersem 1 ne olacak? 0-1'e doğru yaklaşacak. Yani derişim pil potansiyeli artmayacak. Tam tersi azalacak. Çünkü birbirine yaklaştıkça pil artık çalışmaz hale gelir. Aralarındaki fark ne kadar fazlaysa pil potansiyeli o kadar artar diyebiliriz. O yüzden de bu yanlış olmuş. Cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara da hemen bakalım. Zamanla diyor B şıkkında tuz köprüsündeki anyonlar birinci kaba geçer diyor. E bunda ne diyorduk? Tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katoda gider. E burada tuz köprüsündeki anyonlar yani eksiler ve bunları artı gibi, y artı gibi düşünelim. Bunu eksi diyelim. Bu anyon nereye gidecek? Anot kabına yani birinci kaba hareket edecek. Yani bu doğrudur. Hep ne diyoruz? Tuz köprüsü. Anyonlar anota, katyonlar katoda gider. E, pil değerini hesaplayın diyor. E buna birazdan döneyim. Hemen e, işlemi şurada yaparız. D şıkkında zamanla ikinci kabın derişimi azalır diyor burada baktığımız zaman e, ikinci kap burası zamanla ikinci kapın derişimi azalacak. Çünkü burada bir molardı. Bir molar sürekli ne olacak? Burada madde olarak birikecek. Yani ortamdaki cu artı iki iyonları cu katısına dönüşecek. Yani derişim azalır doğrudur. Birinci ve ikinci kaplardaki çözeltilerin derişimleri eşlenince pil çalışmaz diyor. Evet pil çalışmaz. E şuradaki epil değerini de gençler ners eşitliğini biliyorsunuz. Epil eşittir. E, epil standart diyorduk. Epil standart eksi 0,0592 bölü n çarpı log anot bölü katot ya da seriyatik bölü derişik diye yazıyorduk. Ki bu e, iki tarafta da e, epil değeri yani elektrotlar aynı olduğu için potansiyel farkları birbirine eşit olacağı için epil 0 çıkıyordu. E, derişim pillerinde. E, buna göre baktığımızda direkt ne yapıyoruz? Epil eşittir diyoruz. Eksi 0.0592 bölü. Burada bakır artı 2 olduğu için n2 aldık. Yine aynı şekilde çarpı log anot bölü katot. Yani burada log 0.1 bölü 1 diye alacağız. Çünkü burada bakarsak anotta 0.1 olduğunu görüyoruz. Hemen şuradaki işlemi yaparsak log 0.1 yani 10 üzeri eksi 1. Log 10 üzeri 10 eksi üzeri 1 eksi 1'e tekabül eder. Yani şuradan eksi 1 gelir. Başındaki eksi ile buradaki eksi birbirini götürür. Buradan da epil eşittir deriz. eksiler gittiğine göre 0,0592'ye 0,0592'yi 2'ye böleceğiz ki 2'ye böldüğümüz zaman da 296 gelir mi? 200, 400, 580, 592 yani geliyor. Bu da doğrudur diyelim. Cevabı zaten aşık olarak bulmuştuk. Basit formülü ile molekül formülü aynı olan diyor CNH2 artı 2 bileşinin 8.8 gramı yeterince oksijenle tamamen yakıldığında 26.4 gram karbonhidrat bileşi ve bir miktar su bileşi oluşuyor diyor. Buna göre bileşik molekülünde orbital ölçümlerinin hangileri bulunur? Hemen ne yapıyoruz gençler? Buradan işlemi işlem yaparsak CNH2N artı 2 buradaki maddeyi oksijenle yakıyoruz ve yaktığımızda karbondioksit ve su oluşuyor. en tane karbon olduğu için başına N yazıyoruz. 2N artı 2 olduğu için buraya N artı 1 yazıyoruz ve N artı 1 çarpı 2'den 2N artı 2 oluyor. Burada 2N oksijen burada var. N artı 1 de var. Burada hemen ne yapıyoruz? 3N artı 1 bölü 2 yazarak tepkimeyi denkleştiriyoruz. E şimdi bundan sonrasında 8.8 gramı yani şunun 8.8 gramı olduğunu biliyoruz. Ve 26,4 gram karbon karbondioksit oluşuyormuş. Hemen bunu 44'e bölersek mole dönüştürmüş oluruz. Buradan 0,6 6 mol olduğunu anlarsınız. 6 4, 24, 25, 26, 0,6 mol olduğunu anlıyoruz. Ve bir miktar su oluşuyormuş. E şimdi buradan o zaman şunu söylüyoruz gençler. 1 molden n mol çıkıyormuş. Yani bunu da gram olarak çevirirsek biliyorsunuz karbon 12'dir. 12 n buradan gelir. Hidrojen 1 olduğuna göre 2 n artı 2 buradan gelir. Grama dönüştürdüğümüzde 14n artı 2 gram oluyor 14n artı 2 gram madde e, n mol karbondioksit oluşturuyorsa 8.8 gram da 0.6 hemen buradan denklem yaparsak 14n artı 2 gramdan n mol karbondioksit ise 8.8 den 0.6 mol olduğunu anlıyoruz hemen buradan işlem yapacağız gençler ve böylece buradan n'i bulacağız n'i bulduğumuz zaman zaten işlem ortaya çıkmış oluyor. Hemen işlemi yapalım. Buradan 8.8n eşittir. 14'ü 0.6 ile çarparsak 6.7.8.4 Buradan hemen 8.4n artı 1.2 olarak bulmuş oluruz. Bunu da bu tarafa atarsak 0.4n eşittir 1.2. Buradan da n eşittir 3 olarak bulmuş oluruz. Yani bileşiğimiz gençler c3 cn h2n artı 2 formüle sahip olduğuna göre C3 H6 olarak buluyoruz. Yani burada bize sorulan madde C3 H8. E şimdi bunun orbital ölçümlerinden bahsediyor. Bu bir alkan. Organik kimya bitiren öğrenci için CNHGN artı 2 demek alkan anlamına gelir. Düz zincir bir alkan. O zaman hemen 3 tane karbonu birbirine bağlıyoruz ve hidrojenleri de bu şekilde ekliyoruz. Ve buna göre baktığımızda soruyu çözmüş olacağız. Ve hemen şunları şöyle yazdık. Burada ne örtüşmeleri var diye bakarsak bildiğiniz üzere örtüşme dediği yer şuralar gençler. Burada hidrojenler S ile katılıyor. Buradaki karbonlar da SP küp yaptığı için SP küp S örtüşmesi vardır. karbona karbon arasında da SP küp SP küp örtüşmesi vardır. Yani baktığımız zaman ikinci öncülün SP küp SP küpün karbonlar arasında yine S ile SP küpünde hidrojenle karbon arasında olduğunu söyleyebiliriz. Burada S örtüşmesi yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olması gerekir. Yani C şıkkıdır diyelim. Burada soruda hem yanma denklemi, hem formül bulma denklemi, hem de örtüşme sorusu olduğu için güzel bir soru olarak değerlendirebiliriz. Bir diğer sorumuz cisimlansiyomerli diyor. Alkenlerde ikili bağ karbonları bağlı atom ya da grupların diyor konumlarına göre oluşabilen bir izomerlik türüdür. Burada örnekler vermiş gençler. Diyor ki distans gösterir. E, ta, zaten distans daha önce çalıştıysanız nasıl olup nasıl olmayacağını biliyorduk. Nasıl diyorduk? Gençler öncelikle çift bağ karbonları irdeliyorduk. Aynı karbonda aynı gruplar olmayacak. Bakın göstermez diyenlere bakalım. E, çift bağ karbonlarında burada gruplar aynı olduğu için distans olmaz. Yine aynı şekilde e, distans olması için 4 farklı grup ne olmuyordu? Aynı farklı olmayacaktı. Dolayısıyla dörde farklı olduğu için distans yoktur diyoruz. Ancak eğer çift bağ karbonlarında ortak bir grup varsa ve bunlar düzlem üzerinde aynı yöndelerse yukarıya da aşağıdaysa cis, karşıt konumdalarsa yine bunlara trans diyorduk ki burada buna cis örneği verebiliriz. Yine burada a'ların konumuna göre, B'lerin konumuna göre buna da cis diyebiliriz. Şimdi buna göre diyor cis trans izomerliği için verilen görsele göre bileşiklerin hangide distrans vardır diyor. Burada ne yapmamız lazım gençler? Açık hallerini yazmanız lazım ki hemen hızlıca yazalım. Bakın şuraya bunu yazalım. Bu tür yazımlarda ne yapıyoruz? Sondan başlıyoruz gençler. 2 pentene ihtiyacım var. Hemen geliyorum. 2 penten yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir alken. Ve ikinci karbonu çift bağ yapıyorum. Çünkü 2 penten şu an hazır. Buradan başladığım varsa 1, 2 penten. 2'ye metil bağlıyorum. 2'de bir metil varmış. Şuraya hemen metil bağlıyorum. CH3. Ve 3'e de etil bağlıyoruz. 1, 2, 3. Buraya da bir tane etil bağlayalım. C2H5. E şimdi baktığımız zaman gençler geri kalanları da ne yapıyoruz? 4'e tamamlıyoruz her birini. Karbon 4 bağ yapacak şekilde. CH2. E bunlar zaten 4. Bu 4. Buraya da CH3 bağlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen çift bağ karbonlarını irdeliyoruz. Ve baktığımızda. E, bu karbonda aynı gruplar olduğu için cis transomeri göstermez. Yine aynı şekilde bunlar aynı grup olduğu için cis göstermez. Bakın şuradaki gibi bir karbon atomunda aynı gruplar varsa cis olmaz diye söyleyebiliriz. Yani birinci de cis yoktur diyelim ve diğerini hemen irdeleyelim. Onu da hemen şuraya yazalım gençler boş alana yazalım. Hemen 2-büten diyor. Hemen 1 2 3 4 karbonlu 2-büteni yazdım. 2 3 dikloro diyor. Şuralara klor bağladım gençler. Klor bağladıktan sonra hemen şuraya bakın. Şöyle alayım. Görürsünüz diye tahmin ediyorum renkli kalem almadım. Karbonları aldığım zaman şöyle burada CH3 olduğunu görüyorum. Burada da CH3 var. Burada da klorlar var. Bakın gruplar farklı dolayısıyla metillerin grubuna göre ya da klorların konumuna göre bunu cis trans şeklinde şöyle yazabilirsiniz mesela. Şöyle çapraz diye yazdığımızda klorları bu tarafa, metilleri bu tarafa yazarsam ne yapmış olurum? Cis yazmış olurum. Ya da bunları yer değiştirirsem transa dönüşmüş olur. Yani burada cis transomeri vardır. Üçüncüyü incelediğimizde onu da şuraya alalım gençler. 2 egzen diyor. 1 2 3 4 5 6 karbonlu 2 egzen şöyle 2 egzeni oluşturdum. Sonra 3'te metil var diyor. Hemen gidiyorum 3'e metil bağlıyorum. Şuraya metil bağladım. Ve yine aynı şekilde 2'de klor varmış. Şuraya da klor bağladık. Geri kalanları da şöyle birleştirelim. CH3 birleştirelim derken tamamlayalım. Şurası CH2 olacak. Şurası CH2, burası da CH3. Hemen renkli kalemle gösterirsek bakın şöyle aldık ve irdeliyoruz. Farklı gruplar var. Farklı gruplar var. Yani burada Distrans olabilir. Burada neye göre distrans yazabiliriz? Metillere göre distrans yazabiliriz. Metillerin ikisini aşağı ikisini yukarıya da bir çapraz yazdığımız zaman distrans olur. Yani burada da distrans vardır diyebiliriz. Bu birinci de yok. 2 ve 3 de vardır diyelim. Yani cevabımız D şıkkıdır. Bir diğer sorumuz Alkin'in adlandırma sorusu. ÖSM adlandırma sorusunun çok fazla soruyu. En az bir tane geliyor genel itibariyle birden fazla üçlü bağ içeren diyor alkininin IUPAC adlandırması. ki burada anlatmış gençler. Diyor ki üçlü bağ içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Üçlü bağlara küçük rakamlar gelecek şekilde en uzun karbon zinciri numaralandırılır ve tabii ki ondan sonra ne yapıyoruz gençler? Alfabetik sıraya göre zincir üzerine kalmayan grupları adlandırıyoruz. Üçlü bağların yerleri belirtilip en uzun zincirdeki karbon sayısı Latince yazılır ve üçlü bağ sayısı Latince belirtilip in eki getirilir diye böyle önceden bir anlatmış ve diyor ki buna göre verilen bileşin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ne yapıyoruz gençler? En uzun zinciri seçiyorsunuz ve seçtik. Daha sonrasında zinciri numaralandıracağız. Numaralandırırken üçlü bağın yakın olduğu taraftan başlayacağız. Bu tarafa daha yakın. Burada da var ama buradan 3'e denk geliyor. O yüzden buradan gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 nolu karbonlar diye numaralandırdık. Sonra yazma işlemine geliyoruz. Yukarıda anlattığı gibi iki tane dalımız var. Alfabrik sıraya göre burası metil grubu M ile başlıyor. Burası klor grubu K ile başlıyor. Dolayısıyla e, klordan başlayacağız. Önce kloru yerine söyleyeceğiz. 7 klor diyeceğiz. 7 kloru. Sonrasında 4'te metil var. 4 metil. Ve sonra üçlü bağların yerlerini 1 nolu karbon önünde ve 5 nolu karbon önünde olduğu için 1, 5, oktadin 8 karbon olduğu için oktan ama burada 2 tane olduğu için okta değil şeklinde adlandırıyoruz. Yani cevabımız 5 kadar diyelim. Birinci ayıt denemesiyle ilgili son sorumuzda da diyor ki verilen bileşikle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Moleküle baktığımızda gençler ikili bağ taşıdığını görürüz. Yani alken yapısı var. Bir de OH grubu taşıyor. Alkol olması gerekir mi diye baktığımızda biliyorsunuz alkol olması için OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir OH olmamalı. OH'ın bağlı olduğu karbonda piva içermeli şuralarda. Dolayısıyla bunun alkol olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla soruya baktığımızda uygun koşullarda diyor su katılırsa diol bileşine dönüşür burada e, pi bağı taşıdığı için su katılması gerçekleşecektir buraya. H ve OH ekleyeceğiz sudan dolayı. Hidrojen çok olan hidrojen ekleyeceğiz. Yani katılma şuraya gerçekleşecek gençler. Pi bağı kırılacak. Buraya hidrojen gelecek. Buraya OH gelecek. Dolayısıyla molekülde iki tane OH olduğu için buna diol diyoruz. Doğrudur. E, suda çözünür diyor. Alkol olduğuna göre alkoller suda çözünür. Doğrudur. Hidroksil grubunun bulunduğu en uzun karbon zincir 5 karbondur diyor. Şöyle hemen zincir seçtiğimizde şurayı temizleyelim ve en en uzun zincir şöyle seçelim. OH grubunu içeren en uzun zinciri seçtik. Ve baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 karbonu bir zincir olduğunu görüyoruz. Doğrudur. İyupak adı diyor 4 metil 2 pentanoldür. Şimdi ne yapıyoruz? OH'ın yakın olduğu yüzden başlıyoruz numaralandırmaya. Alkol olduğu için 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonrasında dalın yerini ve adını söylüyoruz. 4 de metil var. Yani şuraya kadar doğru. Devamında şuradaki ikili bağın yerini belirtiyoruz. 1, 2, 3, 3 penten. 3 penten. Sonrasında da 2 ol dememiz gerekir. Burada 2 pentanol demiş. Sanki pi bağı yokmuş gibi tek olsaydı buraya 2 pentanol diyebilirdik. Ancak bu 3 e, penten 3 penten 2 ol şeklinde adlandırılmalıydı. O yüzden yanlış olmuş. İkinci alkoldür diyor. Yani sekonder alkoldür diyor. O aşın bağlı olduğu karbon 2 tane karbona bağlı olduğu için sekonder alkoldür diyoruz. Bu soruyla beraber birinci ayeti denemesini bitirdik gençler. Map tekrar testlerindeki size katkı sağlayacağını düşündüğümüz güzel sorular ile ikinci ayeti denemesinde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.